Euro 2024'te bugün de Cem Pamiroğlu ile beraberiz. Çekya Türkiye mücadelesi artık ilk yarı şu an itibariyle noktalandı. 0-0'lık beraberlikle soyunma odasına gidiyoruz. Karşılaşmanın 11. dakikasında Antonin Barak sarı kart gördü. 20'de bir sarı daha görünce kırmızı ile oyun dışında kaldı. Yani 20. dakikadan beri rakip 10 kişi, bir avantajımız var. Topa hakimiz ama bunu hocam sanki biraz üretkenliğe çevirmekte zorlandık. Ne dersiniz? Ya aslında istediğimiz gibi gidiyor işler. Yani maça başladığımızda belki Çek takımı iyi başladı. İlk özellikle ilk 2 dakika 5 dakika rakip alana bizi yıkmak ve de bizim mümkün olduğu kadar da bize bir baskılı bir oyun sergilediler ama biz onu çabuk kırdık. Yani topu ayağımızda tutmaya başladık ve oyunun kontrolünü yavaş yavaş almaya başladık. Evet, senin de dediğin gibi, yani daha doğrusu 20. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalan bir oyuncu, eksik kalan bir Çekya'ya karşı oyun kontrolünü daha da fazla biz de kontrolümüzde tutmaya çalıştık. Bu kontrolleri üretmeye yönelik yapmamız lazım. Ama bu üretkenliği yapmaya çalışırken de aynı zamanda geçiş üstünlüklerini Çekya'ya ani kontrataklarda fırsat vermememiz lazım. Ki bunlardan en önemlilerinden bir tanesini Mert çok güzel bir şekilde çıkardı. Önemliydi yani, bu %100 gol olabilirdi. Çünkü biz rakip alanda oynamaya başladığımız zaman arkadaki bizim bütün oradaki defans bloğumuzun her türlü ihtimali düşünerek garanti oynamamız lazım. Buradaki yapacağımız en ufak bir hata bize kötüye mal olur. Buna müsaade etmememiz lazım. Ve de bakıldığında biz şu anda avantajlıyız. Yani berabere kaldığımız zaman gruptan çıkacağız. Niye böyle bir kötü rüya görelim ki? Ve bu yüzden de biz de eksik kalmamaya, özellikle de Kenan'ın biraz birebir pozisyonlarda, temaslı oyunlarda agresif oyunu seçtiğini de görüyoruz. Sarı kartın var. Böyle bir hata yapmaması lazım. Zannediyorum kenardan Montella bu tip şeyleri söyleyecektir. Zaten hemen takım arkadaşları da Kenan'ı ikaz etmeye başladı oyun içerisinde de. Bence değişiklikle başlayacağız ikinci yarıya. Değişiklikler de olabilir. Ben yani de Kenan Kerem değişikliği olabilir. Olabilir. Kenan'ı korumak adına, yani ikinci sarıyı olabilir. Görmeyelim diye. Oyuna belki başlarken genelde biz Türk milli takımının 11'ini maçtan evvelki yayında konuşurken Barış Alper'i uçta ve Kenan ve Arda'yı da sağ ve soldaki oyuncular olarak hep telakki ederek konuşmuştuk. Arkalarında da Hakan'ı görmüştük. Ama oyun başladıktan sonra geçişler ve de oyundaki diziliş şekilleri farklı olmaya başladı. Barış Alper'in kenara çıkması ve Arda'nın daha çok santrfor'a gelmesi, sıfır bir santrforsuz gibi oynamaya çalışan bir milli takımımız vardı. Hakan'la Arda biraz. Hakan Arda santrfor bölgesine çok girip çıktılar. Barış kenarda kaldı. Sol bekin çıkmasını da engelledi. Oradan çok fazla atak da getirmedi. Ama oyunun son dakikalarına da bakıldığında da Türk milli takımının kontrataktan böyle fırsatlar vermemesi lazım. Üretkenliği daha çok yapmamız lazım dediğimiz gibi. Şu anda her şey kontrol altında gidiyor ama dikkatli olmak lazım. Oyunda 11 kişi kalmak lazım. Oyunun her halini, durum anını da iyi oynamak lazım. Bunları göz ardı etmeden oyuncu değişiklikleri, kenar yönetimi, hepimizin çok dikkatli bir şekilde oyunu sonlandırmamız lazım sevgili Kerem. Aslında şu anda her şey istediğimiz gibi de gidiyor. Gruptaki diğer maçta Gürcistan'ın Portekiz karşısında 1-0'lık üstünlüğü var. Kvicha Kvaratskhelia'nın ikinci dakikada kaydettiği golle Gürcistan öne geçti. Bu bizim de üstümüzdeki baskıyı aslında bir anlamda biraz arttırdı hocam. Çünkü Allah korusun, yani yiyeceğimiz bir senaryoda. Tabii ki. Dışarıda kalma olasılığımız belirdi. Yani her türlü senaryo var grubumuzda. Kaldı ki Romanya'nın grubunda biliyorsun 4 puanlı, evet. 4 takımdan 4. olan takım en iyi 3.'lerin arasına bile giremedi. Yani eksi avarajından dolayı. Çok ilginç bir gruptu o da. Ama milli takımımıza dönersek, milli takımımızın burada bir gol bulması lazım. Yani evet. Elde bir kere bir garanti bir golümüzün olması lazım. Kötü bir rüya görmemek için.
Kontrollü gidiyor. Bir sıkıntı yok ama yani geride Samet'le Merih'in arası çok açık. İkisi de tek hamlelik oyuncular. Arkasından, rakibin arkasından koşan, koşucu, atletizmi olan oyuncular değil. Yani çabuk dönen, çabuk hareket eden oyuncular değil. Tek hamleyi yaptıktan sonra ekarte oldukları zaman arkaya dönüş yapmakta, mesafeyi kapatmakta zorlanıyorlar. Aslında Mert Günok o bölgelerde rakibin alanında oynadığımız zaman o bölgeyi libero gibi oynayıp orayı şey yapabiliyor, süpürebiliyor. Ama goldeki çıkışı, zamanlaması, topun kendisine isabet etmesi için açıyı büyütmesi, büyümesi çok önemli bir kaleci hamlesiydi bence. 45. dakikada, 45. dakikada. Çekya sol kanadı çok etkili, çok kullanmıştı. Jurasek'in vuruşunda Mert gerçekten açıyı çok iyi kapattı. Kapattı. Mert'e bir alkış ama oyuncu yaklaşık 60 metre tek başına geldi. 3 futbolcumuzdan biri bir türlü onun önüne doğru kayamadı. Gidemedi çünkü bizim dediğim gibi yani geniş alanda oynayan defansın merkezindeki oyuncularımızın öyle bir oyun üstünlüğü yok. Yani o öyle performans üstünlüğü de yok. Onlar tek hamlelik oyuncular. Cepheden gelen toplarda, havadan gelen toplarda, boy hüzasında gelen toplarda rakibin önüne geçebilen veya rakibi temasla bozabilen oyuncular. Genelde bu tip oyuncularda sizin daha çok set oyunu oynadığınız zaman, dar alanda oynamaya çalıştığınız zaman bunları bu oyuncular iyi oyun oynadıkları göze batar ve göze de çarpar. Ama bu tip oyunlarda rakibin alanında oynadığınız zaman siz geniş alanı bıraktığınız zaman kendi sahanızda buraya atılacak o oyuna, o havuzda defans ve kalecinin arasındaki atılacak o bölgeye atılacak toplarda geriye koşabilen süratli oyuncular değiller. Orada tabii ki Arda kaptırdıktan sonra 60 metre şey oldu, mesafe büyüdü. Bizim de hep yayının başında da işte Abdullah Hoca falan da konuştuğumuzda ya bizim oyunumuzu çok genişletmememiz lazım. Dar oynamamız, dar alanda oynamamız lazım. Fakat Arda'nın o pozisyonda topu kaptırmadan evvel arkayı da bir kontrol etmesi lazım. Yani riskli bir şekilde hala oyunu ve de topu sürdürmeye çalışmaması lazım. Çünkü kaptıracak bir top işte böyle olacak. Burada Montella'nın büyük bir ihtimalle soyunma odasında bununla ilgili alınacak önlemlerden bahsedecektir. Oyuncu değişikliği olacağını ben de tahmin ediyorum. Kerem Aktürkoğlu, Kenan en azından yani Kenan çok kötü oynadığından değil ama agresif atletizmi olan temaslı oyunda biraz kontrolü kaçıran bir oyuncu olduğu için risk etmemek lazım Kenan'ı. Ya bir sarı kart gördü Kenan. Evet. İkinci sarıya da biraz yaklaştığı bir pozisyon evet. oldu. Sufal'le yükseldiği bir evet. hava top mücadelesi ya, ama sarı ağır olurdu sanki ona da. Sarı ağır olurdu ama olabilirdi de. Yani olabilirdi de. Ben açıkçası hiç risk etmeden oyunu Kenan'a alırım açıkçası. Karşılaşmalar böyle noktalanırsa Avusturya ile eşleşeceğiz. Yani bizim maç berabere evet. biter. Gürcistan Portekiz'i yenerse orada Gürcistan'ın Portekiz maçını kazanması Avusturya'dan sonraki muhtemel rakibimizi etkiliyor. Romanya-Hollanda eşleşmesi oluyor ama Portekiz Gürcistan'dan puan aldığı takdirde Romanya ve Slovenya eşleşiyor ki Avusturya'yı geçebilirsek Romanya-Slovenya galibiyle oynayacağız. Önümüzde epey açık olur ama tabii ki bu sadece güncel anı size aktarmak istedim. Önemli olan sahaya çıkıp maçı kaybetmeden ve mümkünse kazanarak geçmemiz. Sonrasında daha güzelliklerden bahsedebilme imkanımız, ihtimalimiz daha yüksek olacak. Orta alanda sizce topu yeterince çabuk çevirebiliyor muyuz hocam? Maçtan önce bunu konuşmuştuk ama rakip de 10 kişi kalınca daha da gömüldüler. Tabii. Bizim de topu çevirebilmek için ihtimalimiz biraz daha daraldı aslında. Şöyle, biz aslında topu çevirebilecek oyunculara sahip miyiz? Evet. Sahibiz. Biz arkada sadece Salih Özcan'la İsmail Yüksek'in oradaki o bölgedeki onların atletizminden, aynı zamanda bireysel temaslı oyunculardan oyuncu oldukları için onların oradaki fiziksel kalitesini orta sahada defansın da ön bloğunu orayı kapatmak isteyerek böyle bir anlayışla çıkmıştı Montella. 20. dakikada atılan oyuncu eksik kalan Çekya aslında hepimizi belki de işine çok yaradı diye düşünüyoruz ama yani oyuncular da biraz nasıl olsa 10 kişi biz bunu daha hafif alırız zihniyetine kesinlikle kapılmamak lazım. Kenar yönetiminin de özellikle bu duyguyu onları aşılamaması için özellikle de bir tembihler, özellikle de konuşmalar yapması lazım. 10 kişi oynamak kolay, yani tehlikeli de bir oyun. Yani şimdi mesela
Biz evet baktığımızda istatistiklerde %70, %30 bir oyun topa hakim olma gücümüz var. Tamam ama yapılacak olan defansın bir kötü bir hareketi veyahut da tehlikeli bir hareketi başka bir yerlere götürür oyunu. Onların bir tek beklediği taştan uzun topla çıkacak ve dikkat ederseniz yan toplarda, ölü toplarda almak için biraz da tercih ediyorlar o temaslı oyunu. Evet. Çünkü orada bir alınacak olan bir ölü top ve onu kullanmaları, oradaki dikkat ederseniz hemen bütün uzunlar geliyor. Çünkü başka seçenekleri yok. Ya çıkıştan bir şey bulacaklar, ani kontrataktan bir şey bulacaklar veyahut da rakip ceza sahasına yakın bölgelerdeki yapılacak olan tehlikeli ataklardan sonraki oluşacak faullerden ve uzun taçlardan bir pozisyon yaratmaya çalışacaklar, kornerlerden. Yani bunlara bu tehlikeyi yaratacak şeyleri bize imkanı vermememiz lazım. Ben de katılıyorum. Yani senin de söylediğin gibi yayının başında ifade ettin. Çok da güzel söyledin. Dedin ki biz pozisyon üretmede sıkıntı çekiyoruz. Evet, çünkü neden? 5-3-1'e döndüler. Evet. Şimdi kapanıyorlar ama nerede kapanıyorlar? Penaltıda kapanmıyorlar. Mümkün olduğu kadar seni ileri iterek o 5 kişiyle ileri iterek kapatmaya çalışıyorlar. Yani kendi ceza sahasının çizgisi üstünde veyahut da o yayın üstünde kalmaya çalışıyorlar. Bizim oralarda biraz mümkün olduğu kadar merkeze değil de açıktan ve stoperle bek arasına yapılacak o haspes koşulları dediğimiz şeyleri, ara koşullarını yapmak lazım. Orada biraz tehlike yaratırsak, sonuç almak için oraya pozisyon üretmeye çalışırsak oradan tehlike yaratırız ve bir gol bulmamız lazım. Yani bir rahatlamamız için gol bulmamız lazım. Bizim rahatlamamız rakibin 10 kişi kalmasından kaynaklanmamalı sevgili Kerem. Bizim rahatlamamız için gol bulmamız lazım. Bunun için de üretkenliğimizi arttırmamız gerekiyor. Aslında soracağım sorunun yanıtını ben sormadan verdiniz. Hani Evet. skor üretmek için mi, oyunu tutmak için mi strateji yapmak gerekir Evet. diyecektim. Skor üretmek için Tabii ki. diyorsunuz. Peki İsmail Salih ikilisi Evet. rakibin 10 kişi kaldığı ve kendi alanında beklediği bir maçta eğer skor üretmek istiyorsak biraz statik kalıyor mu? Orta alana bir takviye gelir mi hocadan? Yoksa acelesi yok mu? Bence acelesi yok. Biraz beklemek lazım. Yani oyunu gidişatı görmek lazım. Oradaki bir değişim, Aciliyetimiz yok şu an. aciliyetimiz yok. Zaten oyun istediğimiz gibi gidiyor. Ama biz bir tek şeyde hata yapmayalım. Rakibe kontratak imkanı sağlamayalım. Biz kapalı olan defansın o bizi tuzağa çekmek için, o huniye çekmek için kurmuş oldukları tuzağa düşmeyelim. Orada çok kolay top kaptırmayalım. O kaptırdığımız topları da bizi hemen sonuçlandıracak bir atağa dönüşmesin, bize oluşacak kalemize oluşacak olan bir atağa dönüşmesin. Rakibe bu imkanı vermeyelim. Bunun için de yapılacak olan rakip alandaki üretimimizi arttırırken ama dönecek olan toplarda da muhakkak mesela Arda topla oynuyor mu? Orada işte Salih'in veyahut da İsmail'in muhakkak Arda'nın arkasında kalması lazım. Yani simetrik değil de asimetrik oynamamız lazım. Birisi içeride, birisi dışarıda kapalı. Eğer biz oyunu oralarda biraz çabuk oynarsak daha da iyi olur. Çünkü mümkün olduğu kadar rakibi açmak için kanatlardaki diyelim ki Kenan'la başladı veya Kerem'le başladı. Veyahut da sağ tarafta Barış Alper var. Orayı mümkün olduğu kadar ayakları çizgiye basması lazım ki o aralar boşalsın veyahut da onlara rahat top gelebilsin. Ama dönen ve seken topların o tehlikesine çok dikkat etmemiz lazım sevgili Kerem. Kaan Ayhan bu arada oyuna dahil olacak gibi görünüyor. Evet. Burada çok farklı olasılıklar söz konusu. Orta sahadan da bir değişiklik yapabilir. Meriç Samet ikilisi sanki bir arada topu kullanabilmek için çok ideal bir ikili değil. Belki rakibi de yasladığımız düşünülürse bu ekstrem bir harekettir ama böyle bir değişiklik de olabilir. Mert Müldür'le alakalı bir problem yok sanki. Yok hiçbir problem. Performans itibariyle Çok iyi. gayet Çok akıcı. diri, çok akıcı. Dileriz herhangi bir sakatlık sorunu yoktur. Bu da tabii ki çok çok Bu bir zorunlu önemli. sakatlık mı yoksa Onu bilmiyoruz. Şimdi göreceğiz. Yani bir zorunluluktan mı oluyor bu Montella'nın değişiklik? gördüğü oyundan dolayı böyle almış olduğu bir değişiklik mi? Şimdi göreceğiz. Belki İsmail sakatlıktan döndü. Olabilir. Acaba onun Her pozisyonunda türlü mı şeyi düşünüyor? öğrenmek lazım. Şimdi Bakalım kimler göreceğiz. var. Salih Samet de Özcan Meriç var. sahada. Stoperde bir değişiklik yok. Kenan da sahada Samet de gördüm. çıkıyor. Kenan da Samet'i de gördüm. gördük. Meriç'i de gördük. İsmail Salih ikilisini göremedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Salih görür gibi oldu ama ben İsmail... Bakalım. Az sonra göreceğiz.
Salih'in olmama ihtimali üstüne arkadaşlarım bana bir bilgi verdiler. Kesin bilgi mi diye sorayım ama zaten göreceğiz. Az sonra takımımız sahaya çıkıyor. Kaan Ayhan kulübede yine diyalog halinde, orta alandan bir değişiklik söz konusu olacak gibi görünüyor sevgili seyirciler. Burada Salih'in de bu arada sarı kart gördüğünü belirtelim. Evet. Belki iki kartlıyı çıkarmadı hoca ama iki kartlıdan birini de olabilir, oyundan almış olabilir. O bilgiye iyi ulaşmak lazım. Evet. Yani bir sakatlık mı yoksa sarı kartlı oyunculardan birisini risk etmemek mi veyahut da taktiksel bir oyuna başlangıç mı, onu göreceğiz tabii. Değişikliğin de yine gerçekleştiğini belirtelim sevgili seyirciler. Salih Özcan'ın yerine Kaan Ayhan oyunda. Noktayı koyuyoruz bu bölüme, maç sonu güzellikleri konuşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyelim. İnşallah.